arkadaşlar. Sağ ol! Rahat da dinleyin. Çok büyük ve zor bir kriz içinde olduğumuzu biliyorum. Bunu hep birlikte aşacağız evvelallah. Bunu yapan alçakların yanına kalmayacak. Bu mesele artık hepimiz için bir onur meselesidir. Daha önce de bize diz çöktürmeyi denediler. Defalarca denediler ama başaramadılar. Onlara bizimle baş edemeyeceklerini sayısız defa gösterdik. Ne sınır ötesinde ne de sınırlarımızda bizi yenemediklerini gördüler. Sizlerle sayısız başarılar kazandık. Ve bunu sizlerin sayesinde başardık. Sizlerin cesaretiyle, sizlerin gözü karalığıyla ve bu vatana olan bitmez tükenmez sevdanızla kazandık. Şimdi yine deniyorlar. Ve başaramayacaklar. Evet, zor biliyorum. O zor günleri yeniden yaşıyoruz. Ve hayati bir görev sizleri yeniden bekliyor. Ve size bu görevde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu ve cesur bir subayı komutanlık edecek. Sizlerle birlikte sayısız zafere imza atmış biri. Düşmana defalarca diz çöktürmüş biri. Onu yeniden aramızda görmekten onur duyuyoruz. Başarım öyle işe. Bizi öldürmek isteseler öldürürlerdi. Bunların derdi başka. Efendim? Yavuz Karasu. Kimsiniz? Bir dost. Dirapako. Linda benimle görüşmeye çok hevesli olduğunu söyledi. Ben de... En azından bir tanışalım dedim. Linda çok açık ifade edememiş. Benim niyetim seninle tanışmak değil. Seni gebertmek. Yavuz, Yavuz. Çok güçlü bir askersin biliyorum. Ama bu ülke için artık bir şey yapamazsın. Bu gerçeği kabul et. Emin misin? O çakma terör devletinin başkanı elimizde, farkında mısın? En büyük planı suya düştü. Beni tanımadığın o kadar belli ki. Ben hiçbir zaman yenilmem. Her zaman başka bir planım vardır. O ucuz teröristlerle karıştırma beni. Teröristin pahalısı olmaz. Hepiniz ucuzsunuz ve benim gözümde yeriniz aynı. Toprağın altı. Yani kim olduğun, ne kadar güçlü olduğun umurumda değil. Sonuçta teröristsin. Ya Dragan gibi o kelepçeleri bileğine takarsın,
ya da yaptıklarının bedelini canınla ödersin. Böyle konuşacağını biliyordum. O yüzden oradasın Yavuz. Artık ucuz bir devletle değil, koskoca bir orduyla savaşacaksınız. Adım adım planladığım yere nasıl geldiğimi görmüşsündür artık. İstersen dünyayı getir karşımıza. O sınırda o paçavrayı dalgalandırmayız. Benim vaktim değerli Yavuz. Seninle ağız dalaşı yapacak halim yok. Karşındaki manzarayı görüyorsun değil mi? Senden iyice yaklaşıp tekrar o manzaraya bakmanı istiyorum. Bana bir saat içinde Dragan'ı teslim etmezsen bu şehre ne yapacağımı gör istiyorum. O gökdelenlerin, o yemyeşil ormanların, o güzelim şehrin masum insanların nasıl yanacağını gör istiyorum Yavuz. Bana Dragan'ı getireceksiniz Yavuz. Dragan'ı teslim etmezseniz hayal ettiğin görüntüler gerçek olacak. Ne yaşadığım şehre ne de ülkeme böyle bir saldırı yapmanıza asla izin vermem. Ben son sözümü söyledim Yavuz. Umarım gözünde canlanmıştır neler yapabileceğim. Saat ilerlemeye başladı. Zamanın azalıyor. Yavuz, eğer bana Dragan'ı getirmezsen neler olacağını hayal et. Yaşanacak acıları hayal et. Komutanım şimdi ne olacak? Çok az vaktimiz var. Verecek miyiz Dragan'ı? Biz ne zaman tetiklere boyun eğdik kopuk? Dragan'ı kimse elimden alamaz. Öyle ama Dirapaku ciddiyse kan gölüne çevirecek her yeri. Dur bakalım. Alo usta. Yavuz ne oldu? Bir şey çıktı mı gökdelenden? Çıktı çıktı. Şapkadan tavşan çıktı. Ne diyorsun Yavuz? Trappaco sürpriz yapmış bize. Mesaj yollamak istemiş. Sesini duyduk sonunda. Orada mıydı? Yok, telefonla konuştuk. Açık açık tehdit etti bize. Bir saat içinde Dragan'ı vermezsek ortalığı birbirine katacak. Bir sürü terör eylemi düzenleyecek. Ne diyorsun Yavuz? Bu çok kısa bir süre. Biliyorum usta. Ama adamları aktif etmişlerdir çoktan. Yani saldırganlar halkın arasında geziyordur. Planın ne? Bu eylemleri burada organize eden biri olmalı usta. Bulup ona ulaşmalıyız. Tek tek engellemek çok zamanımızı alır. Tamam, ben hemen araştırıyorum. Efendim? Eylem o saldırganı ele geçirdiğinizi söyle ne olur. Evet, sağ ele geçirdik. Hatta diğer saldırganın da yerini öğrendik. Şimdi o adrese gidiyoruz. Vaktimiz çok az Eylem. Elimizi çabuk tutmalıyız. Detayları anlatacağım. Yaklaşık bir saatimiz var. Bir saat içinde Dragan'ı vermezsek aktif olan tüm saldırganlar Eylem'e geçecek. Yavuz, bir saat çok az. O kadar bile vaktimiz olmayabilir. Elimizi çabuk tutmalıyız. Gittiğiniz evdeki saldırganın kimlik bilgilerini de merkeze bildir. Elimizdeki tüm delilleri toplayıp bu işi organize eden adama yoğunlaşacağız. Tamamdır, merak etme. Yeni bir haber mi var Eylem? Evet. Zamanımız çok kısıtlı, elimizi çok çabuk tutmamız lazım. Eğer bir saat içinde bu adamları durdurmazsak eş zamanlı çok hedefli saldırı gerçekleştirecekler. Sen ne diyorsun Eylem? Delirdin mi avcı kız? Ne demek bir saat ya? Ya Dragan'ı vereceğiz ya da bir saat içinde şehri yerle bir edecekler. Allah'ım sen bize güç kuvvet ver yarabbim. Beyler, bu zamana kadar bir sürü badire atlattık. Bunu da atlatacağız. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Bu yolda ölmek var, bulmadan dönmek yok. Aşık. Anladım. Hemen gönderin bakalım. Tamamdır. Bir haber mi var usta? Var Yavuz. Bilgisayarın başına geç kopuk. Otobüs saldırısında ölen adam da senin çocukların yakaladığı adam hakkında araştırma yapıyoruz. Kimlikleri belli mi usta? Belli. İkisi de yabancı. Biri 4 ay, diğeri 6 ay önce ülkeye girmiş. Ortak bağlantısı olan birini araştırıyoruz. Şehirde girip çıktıkları her yere bakıyoruz. 1-2 fotoğraf yakalamış güvenlik kameraları. Birazdan atacaklar. Usta çok az vaktimiz var.
Sakin ol Yavuz. Bulacağız. Adamın bana tarif ettiği resmi bilseydin sen de böyle sakin olamazdın. Her yeri kana bulayacaklar. Bir şey yapmamız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz Yavuz. En kısa sürede ulaşacağız. Başka çaremiz mi var? Usta gerekirse versek Dragan'ı. Kopuk. Dragan'ı versek bile duracaklarının garantisi var mı? Öyle tabii ama bir yandan da zaman işliyor. Drabakko başka bir şey söyledi mi? Yok, sadece tehdit ve istek. Bu adam bu cesareti nereden buluyor usta? Aleni bir şekilde bu kadar üstümüze nasıl saldırabiliyor? Sonları geldi artık. Dragan'ın ya da sözde El Muğdar'ın elimizde olmasını kullanmaya çalışıyorlar. Örgütleri bir araya toplamak için bahane yaratıyorlar. Hem uluslararası bağlantılarıyla El Muğdar esir tutuluyor haberini yapıyor, hem de onu almak için içeriden zorluyorlar. Babamın bana videoda söylediklerini hatırlıyor musun usta? Yavuz. Korkarım yeni bir milli mücadelenin içine gireceğiz evlat. Bu yüzden bu ülkedeki her ferde ihtiyacımız var. Bak. Senden asla aklından çıkarmamanı istediğim bazı şeyler var evlat. Bir. Her zaman göreve hazır ol. İki. Asla kin tutup duygularınla hareket etme. Üç. Şartlar ne olursa olsun. Asla ama asla umudunu kaybetme. Unutma. Bu devlet binlerce yıldır ayakta. Ve bugün bizim yaşadığımızdan çok daha büyük yıkımları, savaşları ve işgalleri atlattı. Hatırlamaz olur muyum evlat? O zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Son saniyesine kadar mücadeleye devam edeceğiz. Aynen öyle. Nasıl geçti toplantı? Sıkıntı çıkaran oldu mu? Aksine, herkes halinden gayet memnun. Bizimle birlikte çalışmak için bizden emir bekliyorlar. Öyle olacak tabii. Yoksa sıranın kendilerine geldiğini iyi biliyorlar. Mesajlarımızı almışlar demek ki. Kesinlikle. Bundan sonra savaşmak isterlerse karşılarında dağınık bir yapı değil de bir ordu bulacaklar. Gerekli hazırlıkların yapılması için görüşmeleri başlattım. Silah yığınakları, üsler kuracağız. Bu işin artık şakası yok. Dragan, pardon, El Muğdar aramıza ne zaman katılacak? Onlara yaptığım teklifin sonlanmasına bir saatten az bir zaman kaldı. El Muğdar'ı bırakacaklarını bildirmezlerse İstanbul'u yerle bir edeceğiz. Bir saatten az bir zaman. O zaman bunu Kadim'e bildireyim, tetikte olsun. İyi oğlum. Acımak yok. Ciddi olduğumu görecekler. Nasıl isterseniz. Buyurun Linda Hanım. Kadim, ne durumdasınız? Her şey yolunda. Adamlar dağıldı. Benden haber bekliyorlar. Konum ve saat göndereceğim. Bir saatten az bir zaman kaldı. Eğer istediğimizi vermezlerse eyleme geçeceğiz. Tetikte olun. Anlaşıldı Linda Hanım. Yalnız iki tane fire verdik biliyorsunuz. Umarım sorun çıkarmazlar. Yok yok. Mümkün değil. Ama bana havuzdan iki adam yollarsanız iyi olur. Tamam. Ben onu hallederim. Aynı yerdesin değil mi? Tabii tabii. Burası temiz. Kimse bulamaz. Tamam. Benden haber bekle. Herkes yerini aldı mı? Hazırız. İçeriye girdiğimizde hiçbir şey yerinden kıpırdatmayın. Tuzaklı olabilir. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Giriyoruz.
Temiz. Temiz. Komutanım bu ev boş. Komutanım çay daha sıcak. Eylem. Bir şey görüyor musun? Olumsuz. Komutanım biri kaçıyor. Duvardan atladı. Eylem, 1.75 boylarında. Siyah paltolu. Güney cephesi. Anlaşıldı. Çak çak çak! Usta fotoğraflar geldi. Bu adamla sürekli iletişim halindelermiş. Birkaç defa aynı mekanda görüntülenmişler. İsmi cismi adresi var mı? Var komutanım. Adı Kadim. Adres de var. Hadi hemen bakalım bir kontrol edelim. Yavuz, aradığımız adam buysa söyleyecekleri çok önemli. Umarım doğru adamdır usta. Vaktimiz az. Hadi. Tüm ekipler şüpheli şahıs siyah paltolu 1.75 boylarında. Alim Caddesi yakınında ilerliyor. Tekrar ediyorum. Tüm birimler Alim Caddesi giriş çıkış bağlantılı yolları tutun. Anlaşıldı tamam. Görüşün var mı? Evet ama elini göremiyorum. Basınçlı bir mekanizma olabilir elinde. Eğer tetikleyiciyi aktive etmişse patlaması sakıncalı olabilir. Vur gitsin avcı kız! Olumsuz. Çok fazla sivil var. Elindeki patlayıcının gücünü ve cinsini bilmiyoruz. Şuradan bir kişi uzatır mısınız? Helal be komutanım. Hadi beyler. Şuradaki ev komutanım. Ne yapıyoruz? Adamın içeride olduğundan emin olmalıyız. Dalalım komutanım içeri.
Adamın kimliğini biliyoruz nasıl olsa. İçeride mi anlarız girince? Adam bizi canlı lazım. O panikle ne yapacağı belli olmaz. Kılık değiştirelim diyeceğim ama hazırlıklı değiliz komutan. Komutanın birisi çıkıyor. Takip ediyoruz. Adamın üstündeki palto bu sıcaklığa göre çok fazla komutan. O zaman doğru adresteyiz. Sen takip et, ben önünüze çıkacağım. Hadi. Tamam bak. Aşık hadi aşık. Merak etme komutanım, dolmuşun güzergahı belli. Plaka elimizde, yakalarız. Hadi hadi. Komutanım, adamın üzerinde muhtemelen patlayıcı var. Sivillerle aynı minibüste, durdurmalıyız. Tamam oğlum, halledeceğiz. Avcı kız, biz takipteyiz avcı kız. Anlaşıldı. Ben de adamın evini kontrol edeceğim. Dikkat edin. Eyvallah. Aşık hadi oğlum, hadi. Of. Çok sıcak değil mi ya? Vallahi çok sıcak. Pijama açayım ya. Açayım oğlum, açayım. Bu minibüsçüler de bu camları kerpetenleme kapatıyor. Of. Of. Hava gelsin ya. Baksana sen de terlemişsin boncuk boncuk. Öyle. Of. Bu ara havalar enteresan. Sabah kalkıyorsun buz gibi. Giyiniyorsun kalın kalın. Ondan sonra akşam oluyor yaz gibi. Ondan sonra herkes hasta. Sonra 40 gün yatakta yat. Enteresan enteresan virüsler. Bakar mısınız? Beyefendi size diyorum. Bir adres soracaktım da. Ben bilmem buraları. Belki biliyorsundur bak. Şuraya yazmıştım. Bırakın. Bırakın beni. Müsait bir yerde inebilir miyim? Tabii abla. Şuradan bir kişi alır mısınız? Dayıoğlu. Son durağı ne kadar var da? Azlar abi. Hazırlanın beyler. Birazdan tepesine bineceğiz. Bırakın beni. Ne istiyorsunuz benden? Soruya bak soruya. Oğlum sen gerizekalı mısın diyeceğim de öylesin tabii. Başka bir isteğin var mı? Kiminle görüştün içeride? Kadim mi içeridekinin adı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. İlk kez gördüm içerideki adamı. O da beni ilk kez gördü. Yüzlerimizi bilmezler. Bana sadece oraya gitmemi söylediler. Oğlum sen mal mısın? Ne olduğu belirsiz saçma sapan adamlara inanıp şu yeleği takıyorsun bir de. Lan senin canının da mı kıymeti yok? Salak mısın oğlum sen? Dur kopuk dur. Yok komutanım, ben geberteceğim bu salağı. Bana bak. Terör saldırılarını içerideki adam mı organize ediyor? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Başkalarını da bekliyorlar mı lan içeride? Evet. Birisi daha gelecek galiba. Hazırlık yapıyorlardı. Nasıl giriyorsunuz içeri? Of,
kafasına atarım. Duydun mu beni? İçeri nasıl giriyorsunuz? Şifre falan kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyoruz. Tamam, söyleyeceğim. Tamam. Konuş lan hadi. Evet, kullanıyoruz. Her gün değişen bir şifresi var. Bugünün şifresi ne? Kapıyı iki kere tıklatıp karşılık alınca hangi yılda olduğumuzu söylüyoruz. Güzel. Kopuk. Üzerindeki bombayı imha et. Sonra adamı da çöpe at. Turan ustayı da ara. Gelip alsınlar. Tamam komutanım. Son durak. Sadedeyiz. Hazırız komutanım. Beyefendi bakar mısınız? Kimliğinizi görebilir miyim? Canlı bomba. Adam kaçıyor. Koşun beyler, koşun! Ben Milli Mukavemet'tenim. Adamın peşindeyiz. Ekiplere haber ver çabuk. Beraber hareket edelim. Hemen destek göndersinler. Çabuk, çabuk! Merkez canlı bomba ihbarı var. Ne yapıyoruz komutanım, giriyor muyuz? Aradığımız adamın içerideki adam olduğuna emin olmamız lazım. Komutanım, zaman azalıyor. Biliyorum kopuk. Ama dikkatli olmamız lazım. İçeride alıp gürültü yaparsak saldırganlara mesaj atabilir. Çok riskli, sakin. Komutanım, ben gireyim önce. Nasıl olsa kimsenin suratımı tanımıyorlarmış. Beni de tanımazlar. Tamam. Ama bana bak. Canlı bomba iyiliği falan takacaklar. Sakin olman lazım. Sakın mı delilik yapmaman lazım. Anladın mı? Komutanım, ben ne zaman delilik yaptım? Sen dediğimi anladın kopuk. Anladım. Biz de burada Dragan'ı kurtarmak için varız. Dragan kim? Elmodar. Şimdi oldu. Sana ne yapacağını söylediler mi? Evet. Sen şunları giymeye başla. Birazdan kadın gelecek. Tamam. Siz arkadan dolaşın. Keşanlı, Çaylak, siz benle gelin. Aşık, sen burada kal.
Beyler dikkatli olun. Artık içeriye hiç kimse girmeyecek. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler. Misin bile. Öyle istekli adamlar bizim davamızın bel kemiği işte. Adın ne senin? Adım? Bir adım vardır herhalde. Yani kod adın. İlmi. İlmi mi? O ne biçim isim ya? Kolay ayırt etsinler diye. Kolay ayırt edilsin diye ha. Komik adamsın ha. Neyse. Linda sana anlattı değil mi her şeyi? Yok, anlatmadı. El Muğdar özgür kalsın diye eylem yapılacak dedi, o kadar. O kadarı yeter zaten. El Muğdar bizim başkanımız artık. Onu Türklere yedirmeyiz. Gerekirse bu ülkeyi kana bularız. Anlaşıldı mı? Anladım. Güzel. Al şu telefonu. Ben sana adresi ve saati bildireceğim. Sen o zamana kadar aldığın nefesin tadını çıkar. Bunu da cebine koyuyorum. Yok, bunlara gerek yok. Ben yapacağımdan eminim. Al sen al. Ne olacağı belli olmaz. Tamam mı? Hazır mısın? Tamam. Haydi hazırlayalım arkadaşı. Acelemiz var, oyalanmayalım. Şu montu da üzerine giy. Belli olmasın. Bir de tetikleyiciye parmağını basıp çektiğinde patlar. Ona göre. Basınçtan kurtulmalı, o kadarını biliyoruz.
Temiz. Yok komutanım. Her yere baktık. Nereye girdi bilmiyorum. Yok. Bulacağız. Bulacağız. Özel kuvvetler Mansur Yüksel. İçeride operasyon halindeyiz. İçeri giriyoruz. Dikkatli ol. Dikkatli olun. İçeri giriyoruz. Operasyon bölgesindeyiz. Giriyoruz. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Tamam. Tamam ben de. İyi misin? İyi iyi. Geberdi mi herif? Geberdi. Komutanım hemen bundan kurtulmamız lazım. Ama burada olmaz. Burası çok dar. Dışarı çıkartalım tamam mı? Hadi yardım et. Edeceğim. Çok dikkatli sakın bırakma tamam mı? Adres soru komutanım. İçeride mi adam? Adam içeride 4-5 kişiler. 4 mü 5 mi? Adamla birlikte 5 kişiler komutanım. İçerisi patlayıcı madde dolu. Tamam. Komutanım dur ben de geleyim. Sen burada kal. Şunu etkisiz hale getir. Bir de buralara göz kulak ol. Yerine geçtiğin adam gelebilir Eren. Komutanım sabret tamam mı? Halledeceğiz ama sıkı tut tamam mı? Bırakma. Tamam tamam tamam. Herkese geçmiş olsun. Sağ ol. Biz buraları temizledik komiserim. Siz yine de güvenliği elden bırakmayın. Merak etmeyin kordon çekildi. Bina içi temiz. Kimseye almayın. Merkeze de rapor edin. Şey mi unuttu herif? Bilmem. Bakalım. O değil başkası. Başka gelecek olan biri var mıydı beklediğimiz? Yok ama... Şifreyi sor bakalım. 2019. Şifre doğru.
Aç bakalım kimmiş? Ulan ben sizin ne yapacağınız bombayı tüküreyim. Komutanım. Şimdi mermi sıkacaklar falan. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel. Az kalsın patlıyorduk. Abla sakin. Öyle değil. Bomba. Yok yok. Sakin sakin. Canlı bomba. Canlı bomba değilim. Canlı bomba kaçın. Vallahi değilim canlı. 3'e kadar sayacağım. Bana bir şey demezsen tetiğe basacağım. 3, 2. Artık çok geç. Ne yaparsan yap onları durduramazsın. Neyi durduramam lan? Söyle. Mekan ve saat bilgilerini az önce bildirdim. Harekete geçtiler. Birkaç dakika sonra şehrin üstünde yükselen dumanları görürsünüz. Kımıldama, ellerini başarısına koy. Hemen çabuk. Sakin, vallahi göründüğü gibi değil. Komutanım neredesin? Tamam. Teşekkür ederim, geliyorum hemen. Soruşturma tamamlanmış Erdem ağabeyim. Göreve geri dönüyorum. Yazılı belge de gelmiş. Çok şükür. Çok sevindim Derya. Ben hiç vakit kaybetmeden Dragan'ın sorgusuna gireyim diyorum. Hapishaneye sevk edilmeden önce bir de ben göreyim. Saldırganların hepsini önlemek zor olacak. Bakalım bir şeyler öğrenebilecek miyim? Tamam, şansımızı deneyelim. Tekrar görevine hoş geldin. Sağ olun Erdem ağabeyim. Tek bir hamlen de vurur seni. Dizlerin üstüne çök. Kurşunu. Oğlum kopuk buraya kadarmış. Durun! Ben eski bir Türk subayıyım. Yavuz Karasu. Açıklayacağım arkadaş da bizden. Anlatacağım durun. Eyvallah komiserim. Hallettin mi Çaylak? Hallettik komutanım bombayı, sıkıntı yok. Ellerine sağlık. Ben de bir adam komutanı arayayım. Diğer saldırganlarla ilgili bir bilgi var mıymış öğrenelim. Komutanım. Ateş ne yaptınız? Alabildiniz mi adamı? Evet komutanım, engelledik. Patlatamadı. Elinize sağlık aslanlarım. Sağ olun komutanım. Komutanım diğer saldırganlarla ilgili bir bilgi var mı?
Henüz yok. Ama bütün kolluk kuvvetleri teyakkuzda. Ateş, hemen siz de dönün. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler, dönüyoruz. Diğer alçaklardan bir haber var mıymış? Yokmuş. Ama bütün ekipler teyakkuzda. Ulan var ya. Neyse. İnşallah hepsinin ellerinde patlar yaptıkları planlar komutanım. Bir şehit daha vermeyelim. Vermeyeceğiz aslanım. Başka şehit vermeyeceğiz. Hadi gidelim beyler. Savcı hanım. Biz de sizi bekliyorduk. Gözümüz yollarda kaldı. Nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama pek de iyi görünmüyorsunuz. Gayet iyiyim Dragan. Hücrende çürüdüğünü izlemek için her gün ziyaretine gelebilirim. Bu pek mümkün olmayacak savcı hanım. Şu an beni buradan çıkarmak için her yeri alt üst etmişlerdir. Bence siz de bunun için buradasınız. Hala buradan çıkabileceğini mi düşünüyorsun? Eminim. Siz hala benim konuşacağımı mı düşünüyorsunuz? Konuşmayacağım. İstanbul'un her yerini kana bulasalar bile ben konuşmayacağım. Seni içeri tıktığımız gibi, senin gibi tek tek temizlemesini biliriz biz. Konuşmana ihtiyacımız yok zaten. Ben buraya kardeşim için geldim. Onun kanının yerde kalmadığını canlı canlı görmek için geldim. İntikamını aldığımızı görmek için geldim. Her şey bitti Dragan. Her şey. Sana iyi çürümeler. Savcı hanım. Şu Yavuz Karasu'yu hala seviyor musunuz? Yani size onca şey yaşattıktan sonra hala. Gerçi siz de onun gibi dokuz canlısınız ama. Ha, dokuz can demişken aklıma geldi. Yavuz Karasu'nun sadece bir canı kaldı. Ona zamanında çok güzel bir hediye vermiştim. Belki biliyorsunuzdur. Bugün yarın geberip gidecek. En fazla bir ay. Bir ay. Ama bil bakalım onu sadece kim kurtarabilir? Kasap Dragan. Yani dönüp dolaşıp gene benim karşıma oturacaksınız. Yine benimle pazarlığa oturacaksınız. Biz senin gibi pazarlık yapmayız. Senin gibi aşağılık teröristlerin önünde diz çökmeyiz. Diz çöküp yaşayacağımıza ayakta dimdik ölürüz daha iyi. Bunu o kafana sok. Göreceğiz savcı. Onu da göreceğiz. Yok usta, verdik ifademizi. Vallahi sayende buradayız. Güzel. Sağ ol bu arada usta. Eyvallah. Usta hayırdır? Vakit daralıyor kopuk. Vakit daralıyor. Komutanım, 10 dakikadan az vaktimiz kaldı. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Şehrin her tarafında bombalı saldırganlar var. Komutanım, nasıl sabredeceğiz? Alo. Alo. Merhaba Yavuz Karasu. Onu arıyor komutanım. Trabakom.
görüşmeyeli nasılsın? Ne istiyorsun? Hemen konuya girelim diyorsun. Peki öyle olsun. Dragon'u nerede teslim edeceksin? Öyle bir şey olmayacak. O zaman İstanbul'dan taşınsan iyi olur. Çünkü dakikalar sonra bu şehri yerle bir edeceğim. Bana bak, kendini ne sanıyorsun ya da kimlere güveniyorsun bilmiyorum. Ama bunlar bize sökmez. Gösterdiğim büyük resmi tam anlamadın galiba. İstersen bir de gerçeğini gör. Günün sonunda ikna olursun belki. Bunu sen istedin. Ben bir şeyi iki kere söylemem. Elinden geleni ardına koyma. Ne bugünün sonunda, ne de yüzyılların sonunda amacınıza ulaşamayacaksınız. Buyurun efendim. Linda, planı devreye sok. Bugün İstanbul'un yerli bir olduğunu görmek istiyorum. Merak etmeyin efendim, her şey hazır. Bir aksilik istemiyorum. Hisar Köşk, son durağın ilerisindeki kafe. Demek kafeyi patlatacağız. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Sen bana bir çay ver. Peki. Devlet Başkanımız Elmuğdar serbest bırakılmadığı için bu eylemi gerçekleştiriyorum. Komutanım, benim böyle boş durmak canımı sıkıyor. Acaba diğer bombaları etkisiz hale getirebildiler mi? Halledeceğiz aslanım, halledeceğiz. Merak etme. Bütün birimler bunun için uğraşıyor. Çok kas kaldı, o tepesine çökeceğiz. Aga, harbi kıyameti bekliyor gibi hissediyorum ben de. Böyle içim huzursuz. Komutanım, biraz önce bir patlama haberi aldık. Allah kahretsin. Nerede, nasıl olmuş patlama? Bir kafede. Terör saldırısı olduğuna dair bir bilgi var. Allahsız kitapsızlar. Çok fazla kayıp var mı? Aç, televizyonu aç. Aç! Şehrimiz bugün bir patlamayla sarsıldı. Henüz nedeni bilinmeyen patlamanın bir terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Patlama şehrin çeşitli yerlerinde de hissedildi. Patlamada kayıp veya yaralılarla ilgili bilgi bulunmazken güvenlik güçleriyle birlikte çok sayıda ambulans bölgeye intikal etti. Önleyemedik komutanım. Önleyemedik ya. Beyler sakin olun. Bunun da üstesinden geleceğiz. Sakin olun. Paniğe kapılmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Komutanım, Erdem Albay sizi toplantı odasında bekliyor. Tamam aslanım, sen git, geliyoruz biz. Biz geliyoruz. Beyler, toparlanın. Allah kahretsin ya. İstanbul'da biraz önce büyük bir patlama oldu. Sesi muhtemelen sana kadar gelmiştir. Sesin çıkmıyor. Yoksa konuşacak takatim mi kalmadı? Haber vermek için mi aradın? Daha patlayacak çok bomba var Yavuz. Umarım ne kadar kararlı olduğum konusunda seni ikna etmeyi başarmışımdır. Ben kolay kolay ikna olmam. Dragon'la alakalı mevzuda artık anlaştığımızı düşünüyorum. Uzatmanın bir anlamı yok. Dragon'ı ver, İstanbul'u kurtar. Bilirsin, ben bir şeyi ikinci kez söylemem.
Yalnız o benim lafım. Ne? Gerçekten başaracağınızı mı düşündün? Buna izin vereceğime mi inandın? Ne saçmalıyorsun sen? Mekan ve saat bilgilerini az önce bildirdim. Harekete geçtiler. Birkaç dakika sonra şehrin üstünde yükselen dumanları görürsünüz. Diğerleriyle bu telefondan mı haberleşiyorsunuz? Evet. Evet. Ne yaparsan yap. Artık dönüşü yok bu işin. Sen kafanı yorma. Her büyük sorunun basit bir çözümü vardır. Demek kafeyi patlatacağız. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Sen bana bir çay ver. Peki. Tüm kuşlar kafeste. Çıkış yapıyorum. Devlet Başkanımız Elmi Udar serbest bırakılmadığı için bu eylemi gerçekleştiriyorum. Hisar Köşkü, son durağın ilerisindeki kafe. Hisar Köşkü. Son durağın ilerisindeki kafe. Hisar Köşkü. Son durağın ilerisindeki kafe. Sesin çıkmıyor. Takatin mi kalmadı? Bu imkansız. Bizim işimiz imkansızı başarmak. Bu iş burada bitmez. Sana bunun bedelini çok ağır ödeteceğim. Benden o kadar kolay kurtulamayacaksın. Yaşadığın ülkeni içinde tüm sevdiklerinle beraber yerle bir edeceğim. Eğer yüreğin varsa maşalarını göndermeyip kendini çıkarsın karşıma. Komutanım sana helal olsun be. Adamdaki akıl değil, zehir. Tamam oğlum, tamam. Komutanım kusura bakma, gaza geldim. Fark ettim. Usta, herkesin bilgisi var değil mi durumdan? Patlamada bizden birinin ya da sivillerin ölmediğini bilsin herkes. Herkese haber verdim. Bilgileri var. Güzel. O zaman hadi bir çay demle. Demleyeyim komutanım. Patlamanın detaylarına dair henüz elimizde net bir bilgi yok. Komutanım biz niye burada duruyoruz? Şehrin bir sürü yerinde bomba var. Patlatmadan çökelim enselerini. Saldırıyla ilgili idari işlemler devam ediyor. Yakalanan saldırganın bağlantılarını kontrol ediyoruz. Şu an elimizden gelen bir şey yok. Bilgiler doğrultusunda hareket edeceğiz. Var mı bir gelişme öyle? Erdem abim garip şeyler oluyor. Saldırganlarla ilgili az önce elimize bir bilgi ulaştı. Yerleri tespit edildi mi? Evet ve dahası var. Tüm saldırganlar öldürüldü. Nasıl oldu bu? Kim yapmış? İstihbarat teröristlerin başındaki organizatöre ulaşarak tüm saldırganları aynı mekana çekmeyi başarmış. Hay Allah'ına kurban onların be. Sonra? Sonra tabii bunlar mekana gitmişler. Birbirlerini tanımadıkları için içlerinden biri kendisini patlatmış ve hepsi ölmüş. İşte bu be. Çaylak televizyonu aç. Emredersiniz komutan. Bugün şehrimizde meydana gelen patlamada herhangi bir sivil kaybımızın olmadığı bilgisine ulaştık. Teröristlerin istihbarat birimleri tarafından yapılan operasyon sonucunda... Size helal olsun be. Lan bu kimin aklına geldiyse beyin kıvrımlarından öperim be. Şu baba idi bana bulun da İstanbul'un göbeğine heykelini dikelim. Ama beton yetmez tabii. Olay yerine çok sayıda anlayan ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
bildirirken bölgenin güvenlik önlemlerini de arttırdı. Olay gerektiğini bugün şehrimizde meydana gelen patlamada herhangi bir sivil kaybımızın olmadığı bilgisine ulaştık. Teröristlerin istihbarat birimleri tarafından yapılan operasyon sonucunda tuzağa düştükleri belirtiliyor. Buyurun efendim. Bu başarısız olduğun kaçıncı görev oldu Linda? Seni kızağa çekmemi istiyorsan söyle. Efendim bu Yavuz denen adamın işi. Yine nasıl becerdi bilmiyorum. Her seferinde nasıl yapıyor bilmiyorum. Sizin güveninizi kaybettim, farkındayım. Ama lütfen bana bir şans daha verin. Şu Yavuz denen adamı bulayım ve ortadan kaldırayım. Sen fazla büyüttün bu adamı gözünde Linda. O yüzden artık bu meseleyi ben devralıyorum. Efendim ne yaptıysak olmadı. Benim bilmediğim başka bir planınız mı var? Yavuz duygusal bir adam. Bu onun tek zayıf yanı belki de. Gücünü dostlarından, sevdiklerinden alıyor. Eski Tim'i mesela. Domino etkisini bilirsin değil mi Linda? Taşlardan bir tanesini devirince artık dönüşü olmaz. Hepsi devrilir. Ne yaparsan yap engel olamazsın. İşte bize de hepsini derinden sarsacak bir şey lazım. Tek bir hamleyle hepsini yıkacak bir B planım var. Efendim peki Dragan için bunlar çok fazla değil mi? Mesele sadece Dragan değil. Dragan'ı El Muğdar olarak devlet başkanı ilan ettik. Geri alamazsak bütün kamuoyunda büyük bir acziyet ve güven kaybı yaratmış oluruz. O yüzden en kısa zamanda onu geri alacağız. Haber bekle. Peki efendim. Melisa, bak biz geldik anamla oturuyoruz. Yolda mısın? Ya yok, bu sefer öyle olmayacak. Bak sana söz. Ya zaten kadın çok yakın zamanda dönecek memlekete. Ben dönmeden sizin aranızı bir bulayım istiyorum ya. Tamam hadi gel, bekliyoruz. Hayırdır anacığım, kime bakıyor? Hiç, öyle. He. Ya anacığım, bak gözünü seveyim, şimdi Melisa geliyor. Ben istiyorum sen gitmeden sizin bir aranızı yapayım artık istiyorum ya. Gözünü seveyim, kıza kötü davranma. Kurbanın olayım ana, bak bu kız senin gelinin olacak. Ne Melisa'su, ne gelini oğlum. Tövbe. Ara söyle gelmesin. Benim gelinim geliyor ha buraya birazdan. Senin gelinin mi geliyor? Ne diyorsun ana sen? Kim geliyor ya? Kim geliyor ana? Beşik Kertmen geliyor. Saadet. Çağırdım onu ha buraya. Sümüklü Saadet. Ana ne diyorsun sen ya? Ya biz bu konuyu kapatmadık mı seninle? Kızı ta Trabzon'dan buralara mı çağırdın? Ne Trabzon'u hamsi kafa? Kız orada doğmuş büyümüş ama buraya gelmiş diyor. İstanbul'da üniversitede okuyor. Avukat olacağımış benim gelim. Tövbe estağfurullah. Ya ana sen vallahi beni delirtiyorsun, çıldırtıyorsun. Ara şu kızı gelmesin. Melisa geldi gelecek ya. Ara kızı gelmesin. Sen ara o nursuz, o gelmesin. Ya ne nursuz anne, bak nursuz nursuz oluyor mu ya? Ara şu kızı gelmesin ya. Benim gelinim niye gelmeyeceğimiş oğlum? Kafanı kullan. Avukat diyorum. Kolunda bileziği vardır. Diğeri. Uy. Bar pavyon kapılarından mı toplayacağım seni ben? Ana bak vallahi sinir basıyor beni ha. Vallahi sinir basıyor beni. Hem resimlerini falan hep gönderdim ona. Beğendi seni. Az biraz naz etti ama resimlerini görünce çok beğendi. Ne beğendi ya? Ya o kim, ben onu beğeneceğim mi anne ya? O kim ya? Ya burada bana ayaküstü sümüklü Saadet'i iteliyorsun ya. Battırıyorsun beni. Tövbe.
Ya anam. Heh. Vallahi geleyim. Gelin şimdi cenaze namazına. Merhaba. Fatma anne. Nasılsın? Güzel uşağım benim. Nasıl da boy pas atmış, öyle değil mi Mücahit? Merhaba Mücahit. Aleyküm selam, aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Melisa ben. Saadet ben de. Memnun oldum. Merhaba Fatma teyze. Nasılsınız? Eyvuk eyvuk. Gel Melisa hadi otur gel. Ya hadi o değil de böyle sanki... Bir yaz gelmedi resmen, yaz gelemedi yaz. Evet, ısınmadı bu türlü havalar. Yo, bence bugün hava gayet iyi. Saadet kızım, sen anlat bakayım. Nasıl gidiyor okul? İyi Fatma anne, hukuk tabii biraz zor. Sizler iyisiniz. Biz iyiyiz. Seni gördük daha da iyi olduk. Oy, nasıl da güzelleşmiş, serpilmişsin sen ha böyle. Maşallah. Senin çocukluğunu biliruk biz. Öyle değil mi Mücahit? Öyle öyle anacığım, öyle küçücük çocukmuş yani. Kusura bakma Yasun kızım. Ben ha böyle baş başa olacağız dedim ama... ...son anda sürpriz olmuştur bize. Mücahit bu kız kim? Bizim Trabzon'dan akraba, akraba. Küçüklüğüne bilirim daha çok. Ya kiğine akraba. Ha. Bizim uzaktan, çok uzaktan bir akrabadır. Kafası ha böyle gidik dur biraz. Bir şey söyler falan. Sen hiç aldırmayasın değil mi? Saadet kızım da bizi kırmadı geldi. Sağ olsun. Yani ya, normalde yapmam böyle şeyler, yanlış anlamayın. Böyle görücü usulü gibi. Ya gerilirim. Ama kıramadım sizi. Olsun olsun. Siz hele bir çay için, bir dışarıya çıkın. Çok güzel şeyler olur he. Görücü usulü derken Mücahit ne oluyor? Mücahit ne oluyor? Ya bizim aşık yok mu? Bizim aşık. Ya onunla tanıştıracağız da anamın iş güzellikleri işte. Ha, çok güzel. Niye söylemiyorsun bana? Ben çok severim aşığı. Ya, o da gelecek o zaman değil mi? Tabii o da aynen o da gelecek. Güzel güzel. Ha. Vallahi tanıyorum, seviyorum diye demiyorum. Ama gerçekten çok iyi çocuktur. Hiç gerilmene gerek yok. Tanıdıkça sen de çok seversin zaten. Yani bakalım. Kısmet tabii bu işler. Tabii canım. Öyle tabii ki. Ama gerçekten çok iyi, çok pırlanta gibi bir kalbi vardır. Gerçekten yani hiç üzmez seni. Çok mutlu eder. Ağzım bal yesin kızım. Sen de anladın ya sonunda. Yani anlaşılmayacak bir şey yok zaten değil mi? Yani. İki bekar insan. Hem bence çok yakışırlar değil mi? Çok. Çok. Fotoğraflardan biliyordum ben de sadece şimdi. Yakışırlar falan deyince böyle şey. Utandın.
Hiç utanmana gerek yok, hiç merak etme. Fatma teyzeciğim, siz de çok iyi düşünmüşsünüz ha. Bravo. Ana yüreği dur. İnsan oğlu için en iyisini istiyor. Benim de bir tanecik oğlum vardır. Oy. Oğlu mu? Melisacığım biz kalkalım mı hadi? Gidelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz buraya Mücahit için mi geldiniz? Ya kimin için olacak kızım? Ben de gerizekalı gibi. Aferin Mücahit. Bir yalan söylemediğin kalmıştı, onu da söyledin. Aferin. Melisa, Melisa. Melisa, Melisa ne desen haklısın. Gözünü seveyim, dur bir saniye ya. Ya Mücahit bırak Allah aşkına ya. Her şey bitti şimdi, bir de görücü usulü mü çıktı başımıza? Ya yok öyle bir şey Melisa, vallahi yok ya. Tamam daha fazla bağırma. Yeteri kadar rezil oldum zaten. Ya yahu benim günahım ne ya? Ben mi dedim anama sanki? Tövbe estağfurullah, ben ne yapayım Melisa? Ben ne yapayım? Bu işi hallet Mücahit. Beni sonra ara. Yeter artık. Melisa. Ah be ana, ah be ana, neler açtın başıma, neler açtın ana ya. Derya Hanım, istediğiniz dosyaları getirdim. Teşekkürler. Komutanım Derya biliyor mu? Yani devlet için çalıştığını. Yok, bilmiyor. Artık anlatsam mı komutanım? Anlat desinler, anlatırız. Sus derlerse susarız kopuk. Bir gün kendini anlayacak zaten. Kim bilir nasıl sevinir. Belki de söylemek lazım. Yolun sonuna geliyoruz. O ne demek komutanım? Ne demekse o demek. Boş ver. Sen hiç aşık oldun mu kopuk? Bilmem. Olmadım herhalde. Kopuk. Sen daha yaşadığın hayatın farkında değilsin. Usta, o ne demek şimdi? Evladım. Hiç aşık olmayan adam olur. Usta, olmadım, ne yapayım? Karşıma biri çıkmadı. Ben sana aşık oldun mu diye sordum. Bir kadına aşık oldun mu demedim ki. Ya siz benim iyice kafamı karıştırıyorsunuz ha. Ne yapayım, elektrik direğine mi aşık olayım, neye aşık olayım? Aşk dediğin öyle bir şey değil. Nasıl bir şey usta? Aşk dediğin bu yaşadığımız kainatın mayasıdır. Yaratılmış her zerrede bir aşk vardır. Vatan aşkı, bayrak aşkı sayılıyor mu?
Sayılmaz mı? Hem de alası, dik alası. E tamam o zaman, ben çok krala aşık olmuşum, sıkıntı yok. Komutanım iyi misin? İyi miyim, sorun yok. İyi görünmüyorsun komutanım. Nöbetin benzin attı ya. İyiyim dedim ya oğlum, uzatma. Yavuz, iyi görünmüyorsun. Komutanım, bir hastaneye gidelim mi? Ne dersin? Dur oğlum, ortalığı ayağa kaldırma, dur. Komutanım, içli içli öksürüyorsun. Korkutma bizi. Oğlum sana uzatma dedim ya, bir şey yok. Kanma komutanım. Yavuz, bu kan iyi bir şey değil. Hadi bir hastaneye gidelim. Gerek yok. Ne demek gerek yok komutanım? Öksürüğünden kan geliyor, insan niye gider ki doktora? Bak komutanım falan dinlemem, sırtımı yükler götürürüm seni, koparmayın beni. Sakin ol kopuk. Olmayacağım komutanım. Usta bir de sakin ol diyor ya. Yavuz, kopuk haklı. Bizden gizlediğin bir şey mi var? Komutanım kurban olayım, bak bir şey varsa söyle. Kopuk ne yapar ne der, bir çaresini bulur. Sakin ol kopuk, dur. Komutanım çatlatacaksın, hadi anlat. Ben aranızdan ayrılıyorum. Ne demek şimdi bu? Yeni görev falan mı komutanım? Yeni hayat diyelim. Daha huzurlu, daha sakin olacak. Öyle umut ediyorum. Nereye komutanım? Korkutma bizi. Ben ölüyorum kopuk. Evet. Tamam, yaptım. Yaptığımı sandığın her şeyi yaptım. En başından beri sakladım senden. Haklıydın. Feyzullah'ın düğününde seni vurmaya gelenleri ben indirdim. O depoda vurduğun kişi bendim. Benim kan lekelerimdi onlar. Bir sürü insan öldürdüm. Öldürdüm. Ve işin kötüsü seni biliyor musun? Vicdanım gram rahatsız değil. Sen ciddisin. Evet, yakalanana kadar da yapmaya devam edeceğim. Hayırlı olsun, geri dönmüşsün. Döndüm, soruşturma bitti. Seni burada görmek çok güzel. Ama keşke biraz daha dinlenseydin. Ben böyle durumlarda bekleyemiyorum biliyorsun. Hem gayet iyiyim, merak etme. Bunlar ne? Hala Yavuz'u mu araştırıyorsun? Derya her şeyi itiraf etmedi mi? Etti, evet. Ona gizli bir görevde olup olmadığını sordum.
Değilim dedi. Sıradan bir tamirciyim. Hepsini kendi başıma yaptım dedi. Evet. Sami'nin cesedini bulduğumuz gün. Onu öldürenin yerde kanını bulmuştuk. Hatırlıyor musun? O kanın Yavuz'a ait olması lazım. Ama DNA sonuçları öyle demiyor. Sence de tuhaf değil mi? Dragan yaptı. Beni alıkoyduğunda vücuduma virüs sokmuş. Yavaş yavaş öldürecekmiş beni. Doğruymuş. Böyle yavaş yavaş ölüyorum işte. Ondan ciddi misin sen? Kaç tane doktora gittim kopuk. Çaresi yok. İlla vardır. Yok, varsa da Dragan biliyor. Dragan elimizde söyler. Söylemez. Tek pazarlık hamlesi bu. Ona o kozu vermem. Başların kozuna gözümüzün önünde ölüp gidecek misin yani? Hepimiz öleceğiz bir gün kopuk. Nasıl olduğunu ne önemi var? Var komutanım, sen koskoca sarı komutansın. Öyle elden ayaktan düşmüş öksüre öksüre ağzından burnundan kan gelerek ölemezsin. Biz askeriz. Ölmenin de bir raconu var. Tamam, nasıl söyleyeyim, hadi sen söyle. Asker dediğin cephede öldür komutanım. Artık asker değiliz, hatırlatırım. Ne farkı var, o da görev bu da görev. Biz vazifemizin başında öleceğiz komutanım. Alnımızda kurşunla öleceğiz. Ceketimiz, gömleğimiz alkanlara bulanacak. Öyle yataklarda, hastane köşelerinde ölmek yok sana. Tamam. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Baktın yataklık, döşeklik oldum. Baktın elim ayağım tutmuyor. Hani diyorsun ya sarı komutan diye. Baktın komutanlık bir şeyim kalmamış. Su içmeye bile halim yok. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? O zaman çekeceksin silahını. Çıkaracaksın şarjörünü. Tek bir tane mermi koyacaksın. Koyacaksın, dayayacaksın bunu. Yavuz. Ne yapıyorsun Yavuz? Bam! Komutanın sizleri ölmüş, tamam mı? Sana yazıklar olsun komutanım. Sen beni hiç tanımamışsın. Kopuk bir kurşun kendi kafasına sıkar, yine de sana sıkmaz. Yapmazsan hakkımı helal etmem sana. Eğer ben bunu yaparsam, benim cesedimi şehitliğe değil çöplüğe gömersiniz. Beni bırakıp gitmene izin vermeyeceğim komutanım. İzin versen de vermesen de ben gidiyorum kopuk. Sen hele bir öl. Gör bak ben sana neler yapacağım. Evlat. Bunun şifasının Dragan'da olduğundan emin misin? Doktor işini asla ihmal etme. Dur bakalım, Turanus da burada. Daha ölmedi. Ben bir Derya'ya yürüyeyim. Yavuz'a ait değilmiş. Her cinayetin sorumlusu da Yavuz olacak değil ya.
Ama bunun sorumlusu Yavuz. Kendi itiraf etti. O depoda bulduğunuz kan damlaları bana ait dedi. Eğer Yavuz devlete çalışmıyorsa ya da arkasında bir güç yoksa bu kanıtları değiştirmesi mümkün mü? Bilmiyorum. Ama sence de bu meselenin üstüne fazla gitmiyor musun artık Derya? Bilmem. Belki de haklısın. Ama çok yoruldum Eylem. Ben hayatım boyunca hep gerçeklerin peşinde oldum. İşim bu benim. Ama söz konusu Yavuz olduğunda gerçeklerden korkmaya başladım artık. Canımı sıkan da bu. Sağ ol. Geçsene. Hallederim ben. Sağ ol. Göreve geri dönmüşsün. Çok sevindim. Sağ ol. Soruşturma bitti sonunda. Başına o kadar bela açtım. Bir daha beni aramazsın sanıyordum. Şaşırdım. Düşman değiliz sonuçta Yavuz. Biraz konuşmak istedim. Dinliyorum. Bugün Dragan'ın sorgusuna girdim. Gerçi İstihbaratımız halletmiş. Güzel plan. Tüm saldırganları tek bir yere toplayıp hepsini etkisiz hale getirmek. Çok zekice değil mi? Bence de. Çok pratik. Tek mekanda kesin çözüm. Bu dragan denen heriften bir şey çıktı mı? Pek sayılmaz. Beni senin hastalığına tehdit edip pazarlık yapmaya kalktı. Seni sadece o kurtarabilirmiş. Derya oturup onunla pazarlık yapmadın değil mi? Beni buraya onun için mi çağırdın yoksa? Sen beni hiç tanımadın mı Yavuz? Ucunda kimin hayatı olursa olsun ben teröristlerle pazarlık yapmam. Bunun için çağırmadım seni. Dosyanı inceliyordum da gözüme bir şey takıldı. Derya, sana her şeyi anlattım. Hala mı devam ediyorsun? Yetmedi mi? Sami'yi öldürdüğün gün depoda bulduğumuz kanın sana ait olduğunu söylemiştin. Ama DNA seninle eşleşmiyor. Birileri sonuçları değiştirmiş. Kafasına göre hareket eden, tek başına cinayetler işleyen bir adamın profiline uymuyor değil mi? Televizyonda ilk gördüğümde ödüm koptu ya. Yine her tarafı kana buladılar zannet. Yapacaklardı Nazlı. Her yeri kana bulacaklardı. Ama izin vermedik. Yapamadılar. Hiç vazgeçmeyecekler değil mi Ateş? Hep karşılık vermek için uğraşacaklar. İstedikleri karşılığı versinler. Bu sadece bizi güçlendirir. Onlar bir karşılık verir, biz onların kafalarına bin vururuz. Of, neyse ya. Çok üzücü şeyler konuştuk. Biraz da güzel şeylerden mi konuşsak acaba? Olabilir. Mesela güzel yüzünden bahsedebiliriz. Olabilir. Kesin. Kesin. Ne? Yüzün. Altın alın. Kesin %100 eminim.
Şu gözlerin güzelliğine baksana. Kimin böyle güzel burnu var? Dişleri. İnci gibi. Kiraz dudakları. Şu fulara bak. Şu fular başka kime yakışır böyle? Neden bu kadar güzelsin Nazlı? Neden bu güzelliğin içine beni hapsettin? Çabuk bana cevap ver. Bu kadar güzel olmamalıydın Nazlı. Neden bu kadar güzelsin? Ya Ateş dur. Ateşin falan mı çıktı senin? Bir gören bir duyan olacak. Dur yapma. Kim görecek ya? Ha? Hani nerede? Hadi görsün. Nerede? Bizi bir kere görüyor. Ya biz evlenmeyeceğiz. Biz karı koca olmayacağız mı? Sen benim karım olmayacak mısın? Kim bizi görebilir? Kim bizi görse ne yapabilir? Hani bir kere bizi gör. Kurban olayım. Neredesin? Hadi. Nerede? Ne? Babam. Baban mı? Nereden geliyor Nazlı? Ne taraftan geliyor? Adam üstümüze dedektör mü koyuyor her seferinde? Nazlı arkamdan mı geliyor? Nereden gelip ben gideyim mi Nazlı? Dur sakin. Arıyor. Nerede? Telefonla? Ya niye söylemiyorsun telefonla arıyor? Uydum patladı. Uf, açsana ne diyecek? Tamam, aç. Tamam. Alo? Heh kızım. Ne yapıyorsun? İyiyiz babacığım. Oturuyoruz sahilde. Ben de eve gidiyordum. Şöyle kızımla dışarıda güzel bir yemek yiyelim diyorum. Ne dersin? Olur, olur. Çok güzel olur. Biz de Ateş'le birlikteydik. O beni bırakır senin yanına. E tamam işte. Ateş de gelsin. O da artık aileden sayılır. Şöyle ailece güzel bir yemek yeriz. Sahilde buluşalım. Tamam. Bu daha da güzel bir fikir. O zaman ben söylüyorum. Görüşürüz. Buralardan bu ne diyor? Diyor ki şöyle üçümüz birlikte güzel ailece bir yemek yiyelim dedi. Üçümüz? Sen, ben ve baban. Adamın kara kökü ya. Baba kelimesi neyse eşittir bizim babamız. Evet. Gitmezsek yiyemeyeceğiz o yemeği. Gidelim. Babam bekletilmekten hiç hoşlanmaz. Evet. Hadi gidelim. Hadi. Yemek yiyeceğiz. Üçümüz. Sen ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun Derya? Bilmen gereken her şeyi anlattım sana. İşlediğim bütün suçları itiraf yazayım, altına imzamı atayım dedim. Daha ne istiyorsun? Ha yok, illa beni içeri sokmana rahat etmeyeceksen, tamam. Tamam, ona da tamam. Anlamıyorsun değil mi? Ben sadece gerçekleri istiyorum. Sevdiğim adam bir kez olsun bana dürüst olsun istiyorum Yavuz. Çok mu şey istiyorum? Artık onu da istemiyorum biliyor musun? Seninle ilgili hiçbir gerçeği öğrenmek istemiyorum. Çünkü korkuyorum. Hayatımda ilk defa gerçeklerden korkuyorum Yavuz. Eserinle övün. Tamam Derya. Tamam. Daha fazla ileri gidemiyoruz çünkü tamam. Yavuz halimi görmüyor musun ya? Çıldırmak üzereyim. Ama hala senden vazgeçemiyorum. Seni hala çok seviyorum görmüyor musun? Görüyorum. Görüyorum ve kendimden nefret ediyorum. Seni bu hale soktuğum için kendimden nefret ediyorum, tamam mı? Yavuz. Benden uzaklaşmak aldığın en doğru karardı. Acıdan başka bir şey veremem ben sana, tamam mı? Yavuz. İyi misin? Nazlıcığım biz şimdi tam olarak ne yiyeceğiz? Komutanım balık sever mi? Bak inanılmaz bir balıkçı biliyorum oraya gidebiliriz. Öyle böyle değil. Sever. Babam balık sever ama acaba sen biraz sakin mi olsan? Ateş. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ve biz bunu bir günde üç kere yapıyoruz. Ben sakin olamam. Sen, ben ve babamız. Biz bir aileyiz ya.
Ben nasıl sakin olayım? Galakside 1 milyonda 1 olabilecek bir şey bu. Ben nasıl sakin olayım? Ben nasıl sakin olayım? Bir şey söyleyeceğim. Ben ısmarlasam kızar mı acaba? Ama olmaz benim. Ben nasıl ısmarlayayım? Koskoca komutan benim elimi cebime sokturur mu? Hem ayıp olur yani. Etik değil. Benim ısmar... Ben yok, ben yapamam. Ben ısmarlayamam. Ya öyle çok da yememek lazım değil mi? Böyle beleşçi gibi düşünsene. Bütün masada her şeyi yiyor. Beleşçi gibi. Hiç hoş değil. Hoş durmaz. Ben iptal ediyorum yemeği. Hayır, çünkü gerildim, şiştim ateş ya. Tamam, sustum vallahi. Ben sustum. Buradayım ben. Ben buradayım, tamam. Yavuz. Buradayım ben. Tamam. Hastaneye gidelim hemen. Ambulans çağırıyorum ben. Dur. İyiyim ben, korkacak bir şey yok. İyi falan değilsin Yavuz. Derya, sakin ol. Zaten doktor bu nöbetleri geçireceğimi söyledi. Bilmediğimiz bir durum değil, sakin. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Oturup ölmeni izleyecek değilim Yavuz. Olmaz. Yapabileceğimiz bir şey yok Derya. Çaresi de yok, tamam? Savaşacağız. Birlikte savaşacağız. Pes mi edeceksin? Hiç mi uğruna yaşayacağım bir şey yok? Var. Vatanım var. Bayrağım var, kardeşlerim var. Sen varsın. Benim gücüm kalmadı Derya. Benim savaşacak gücüm kalmadı. Sanki 100 yıldır yaşıyor gibiyim ben. Düşüncelerim, bedenim, yaşadıklarım, artık her şey ağır geliyor. Her şey. Bitti mi yani? Öylece gidecek misin? Gitme. Her şey güzel olacak. Sen çok mutlu olacaksın. Bunu hak ediyorsun. Bak, biri çıkacak karşına. Benim gibi kalbini kırmayacak. İyi biri. Doğru. Kalbim senin gibi kıran olmadı. Ama kalbime senin gibi dokunan da olmadı. Olmayacak da. Olacak. Çocukların olacak. Senin gibi güzel bakan, güzel güler. Söyleme böyle şey. Seni çok seviyorum. Pardon.
Telefon sizin için. Sen kimsin? Ne oluyor? Sevdiklerine zarar gelsin istemiyorsan telefonu al ve aç. Fazla vaktimiz yok. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Bir dost diyelim. Ne istiyorsun lan? Erdem kaçmaz. Yanındaki arkadaşın arabasına binmezsen kızın ve oğlun ölecek. Hem de gözlerinin önünde. Ne diyorsun lan sen? Kimsiniz lan siz? Bence bin. Öyle mi? Ulan sizin gibi yüzlercesini tek elimle öldürdüm lan ben. Tek yanlışında ikisi de ölür. Telefonu aç, gelemeyeceğini söyle. Yaşanmalarını istiyorsan tabii. Kızım. Alo baba, neredesin? Biz geldik. Acil bir işim çıktı kızım, gelemiyorum ben. Evde görüşürüz. Nasıl, ne işi baba ya? Yani seni başka zaman yaparız da keşke gelseydin sen de. Neyse, görüşürüz o zaman. Görüşürüz kızım. Onlara dokunursanız hepinizin kafasını kopartırım. Merak etme, arabaya binersen hiçbir şey olmayacak. İşimiz sadece seninle. Biraz misafirimiz olacaksın, albay. Ne oldu? Ne diyor? İşim çıktı, gelemiyorum diyor. Bu saatte. Yani bilmiyorum, anlamadım ben de ama evde görüşürüz dedi. Evet, gidelim biz. Başka. Biz Allah'a inanıyoruz değil mi? Amin, hamdolsun. O zaman ümidimizi kaybedemeyiz. Bizim çözemeyeceğimiz sorun yok. Ama bugün yaşadıklarımızı unutacaksın. Mutlaka çözeceğiz. Anlaştık mı? Yavuz'u öyle kolay kolay bırakmayız. Bırakmayız değil mi usta? Bırakmayız. O da perişan zaten. Usta bize niye söylemedik? Bilmiyorum. Yavuz bu akıl sır mı erer? Unutma, onun yanında da konuşmayacağız, tamam mı? Bak, sana inanıyorum usta. İnan evlat. İyi ki varsın bu usta. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Babam geldi mi, içeride mi? Hiç görmedim. İsterseniz odasına bakabilirim.
Yok tamam, gerek yok. Ben bakarım. Sağ ol. Tabii, buyurun. Nazlı. Ateş. Ne oldu? Bu saatte gelmişsin. Hayırdır, bir şey mi oldu? Babama ulaşamadım ya. Yani merak ettim, ben de endişelendim. Nasıl babana ulaşamadın ya? Yani telefonunu açmıyor, kapalı. Buradadır diye düşündüm ben de. Gelmedi mi? Yo, biz gelseydi bilirdik. Nasıl ya? Bir dakika, sen sakin ol. Panik yapma. Dün gece eve hiç mi gelmedi? Yani ben eve gider gitmez uyumuşum. Dün de babam telefonda işte akşam görüşürüz, geleceğim falan dedi. Ama sabah kalktığımda yoktu. Ya, üniforması falan da evde. Ben bizimkilere sorayım. Buralarda bir yerdedir. Sen sakın merak etme, tamam mı? Sen panik yapma, ben hemen sorup geliyorum. Sen burada otur. Dikkat edin, rahat durmayacak bu. Ölmesin, canlı lazım bize. Sevdim. Daha kötülerini de görmüştüm. Benim sinirimi bozmaya başladın. Dua et, henüz tipini bozmadım. Bu kadar adam içerse nasıl yapacaksın onu? Bak böyle. Ulan bunu yine soğansız yapmışsınız. Ya komutanım, dedik ya soğansız daha güzel oluyor diye. En son soğansız kazanmadı mı? Bırak ya. Komutan. Yemin ediyorum var ya, aç olmasam yemem ha. Komutanım, elinize sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Beyler, afiyet olsun. Dünden bu yana Erdem komutanla konuşan var mı aranızda? Ben konuşmadım komutanım da. Ne oldu ki? Ne oluyor komutanım? Dün beraber yemek yiyecektik. Telefon açtı, bizi yemeğe davet etti. Ondan sonra işim çıktı, gelemeyeceğim dedi. Sonra Nazlı'yı eve bıraktım. Nazlı aramış, telefonu kapalıymış. Üniforması da evdeymiş. Nazlı da ulaşamıyor. Hiçbir yerde yok. Ne diyorsun ya? Hayda. Nasıl komutanım? Ben var ya ben. Ben kafama ne yapayım? Dün ben kıllandım var ya, anladım bir şey olduğunu. Ya komutanım, belki görevdedir ve bizim haberimiz yoktur. Olamaz mı? Komutanla arayıp bilgi vereceğim. Siz de hazırlanın. Toplantı odasında buluşalım. Emredersiniz komutanım. Allah Allah.
Nazlı. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Bir sorun yok değil mi? İyi değilim Eylem ya. Babama ulaşamıyoruz. Dün akşam eve gelecekti ama sabah kalktığımda yoktu. Üniforması falan da evde. Nasıl yani ya? Belki bizimkiler biliyordur. Sordun mu? Ateş'le konuştuk. Ya o bir şey bilmiyormuş. Ya o bilmiyorsa kimse bilmez herhalde ama yine de Bitim'le konuşmaya gitti. Kesin bir şey geldi başına Eylem. Artık korkuyorum. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Tamam, en kötüsünü düşünme hemen. Belki Yavuz biliyordur. Yavuz'la konuştun mu? Yok, konuşmadım. Tamam, ben onu bir arayayım. Ya Erdem Alba'ya ulaşamıyoruz da. Acaba sen bir şey biliyor musun? Yoo, benim de haberim yok. Ne zamandır ulaşamıyorsunuz? Nazlı burada da şimdi. En son akşam konuşmuşlar. Gece de eve gitmemiş. Üniforması da evdeymiş. Tamam. Siz Nazlı'yı sakinleştirin. Biz de arayalım komutanımı. Belki görevle ilgili falan bir şeydir. Haber alan diğerini arasın. Anlaştık. Erdem Alba'ya bir şey mi olmuş? Dün akşamdan beri yokmuş. Telefonla da ulaşılmıyormuş. Eve de gelmemiş. Nereye gitmiş olabilir ki? En son görüldüğü yeri öğrenelim. Ben mobese kayıtlarına baktırırım. Tamam, iyi olur. Eylem, biliyor muymuş? Var mıymış bir haber? Yok, o da bilmiyor. Of, kesin bir şey oldu Eylem ya. Tamam, merak etme. Elbet öğreneceğiz. Sen sakin ol. Ha Ateş, ne oldu? Bir şey öğrendiniz mi? Bir şey biliyorlar mıymış? Bizimkiler de bir şey bilmiyor. Ya nerede bu adam o zaman? Babam bana haber vermeden bir yere gitmez ki. Sen merak etme Nazlı. Sakin ol. Ne olursun sakin ol. Ben şimdi komutanlıkla konuşacağım. Ne olup bittiğini öğreneceğim, tamam mı? Evet. Ben de telefon sinyallerini ve mobese kayıtlarını kontrol edeceğim. Endişelenme sen. Sen şimdi eve git. Bizden haber bekle. Yok Ateş, eve falan gidemem. Burada babamın odasında beklerim. Tamam. Sen komutanın odasında bizden haber bekle. Tamam mı? Bu kadar adamsınız. Bir adamı yakalayamadınız. Ara takviye çağır. Canlı lazım onu, değil mi? Hadi o zaman. Hadi! Come on.
kaçta gelmiş ki? Ankara'dan haber geldi. Herhangi bir görev bildirimi yapılmamış Erdem Albay'a. Allah kahretsin. Telefon sinyali en son evinin yakınındaki meydandan gelmiş. Sonrası yok. Bizimle buluşacağı yer. Kesin orada başına bir iş geldi. Allah korusun. Ya bir saldırıya falan uğradıysa? MOBESE kayıtlarından her şey ortaya çıkar değil mi? İnceliyoruz ama meydanda ya da çevresinde olağanüstü bir durum yok şu an. Kör bir noktadan almış olmasınlar komutanım. E ne yapacağız komutanım? Bu aralı kuşkulu ya. Kaçıldıracağım ben. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız burada? Hadi çıkalım ya. Çıkacağız Keşanlı, çıkacağız. Bir şey bulur bulmaz hemen çıkacağız. Tamam. Sizden haber bekliyoruz. Usta bir haber mi var? Henüz yok ama herkes teyakkuz halinde. Mutlaka bir iz bulacağız. Merak etme. Kim ne istedi Erdem Albay'dan komutanım? Bilmiyorum. Ama bu işin altından da Ginda ya da o Drapaco denen adam çıkarsa... işte o zaman beni kimse tutamaz. Hainler! Hainler! Yeter lan! Hainler! Devam et sen de. Akşam saat 10'dan itibaren bütün görüntülere bakılacak. Bütün şüpheli araçları araştırın. Tamam. Bir haber yok değil mi? Yok. Allah'ım sen bizim aklımızı koru. Neredesin komutanım, neredesin? Umarım şimdi dikkatinizi çekebilmişimdir. Cehennemin yedi kat dibine de insan. Seni bulacağım. Dragon'ı nasıl bulursam seni de bulacağım. Ama senin yaşamana müsaade etmeyeceğim. Senin kalbini sökeceğim yerinden, duydun mu beni? Bu sözlerini sinirine veriyorum. Pişman olacağın şeyler söyleme. Nihayetinde komutanınız elimde ve yaşamı bana bağlı. Daha doğrusu sana bağlı. Ne istiyorsun lan? Komutanın yaşasın istiyorsan Dragon'ı bana getireceksin. Hemen bir cevap verme, biraz düşün. Yine arayacağım. Ama düşünürken yapabileceklerimin sınırı olmadığını unutma. Kudretimi, gücümü anla. Tek bir emrimle komutanınızı aldım. Şimdiden nasıl başıboş kaldınız değil mi? Nasıl da çaresiz kaldınız. Ekibin de sen de.
bunun devamı yaşansın ister misin? Unutma, size hala dostça davranıyorum. Bunlar henüz hiçbir şey. İnan. Düşmanınız olmamı istemezsiniz. Sorumlusu kimse ölümlerden ölüm beğensin. Bak artık ben değilim. Bir iz bulup bulmamız lazım artık komutanım. Bu alçakların elinde böyle durdukça benim nefesim kesiliyor ya. Köpekler. Nazlı da kapının önünde. Ne diyeceğim ben şimdi kıza? Allah'ım sen bana yardım et. Ateş, bu fotoğrafları hemen üst birimlere iletmemiz lazım. Tamam, ben gidip bizimkilerle konuşuyorum. Ben de emniyetle paylaşıyorum hemen. Ateş, ne olur güzel bir haber ver bana, ne olur. Sen bana güveniyor musun Nazlı? O nasıl laf Ateş? Güveniyorum tabii ki. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Yaşıyor mu babam Ateş? Saçma sapan konuşma, tabii ki de yaşıyor baban. Ya nerede o zaman bu adam Ateş? Biri bir şey mi yaptı? Nerede? Nazlı, senden sadece bana güvenmeni istiyorum. Babanı bulacağız, tamam mı? Senin baban benim de babam. Sen şimdi komutanımın odasına gir, orada bekle. Senden sadece bana güvenmeni istiyorum. Duydun mu beni? Bana güven ve sakin ol. Tamam mı? Şimdi ne olacak? Herkes teyakkuz halinde. Bir ipucu bulur bulmaz operasyon yapılacak. Olağanüstü bir durum bu. Tek bir emrimle komutanınızı aldım. Şimdiden nasıl başıboş kaldınız değil mi? Nasıl da çaresiz kaldınız. Ekibin de sen de. Yavuz. Evlat nasılsın? Komutanın nereye? Çekil önünden Kufuk. Yavuz. Nereye gidiyorsun? Kardeşlerimin yanına usta. O şerefsizi birlikte bulmaya. Bu işe karışamazsın Yavuz. Bu dışımızda gelişen bir durum. Harekat merkezine gidip ne diyeceksin ha? Beyler ben geldim mi diyeceksin? Gerekirse evet. Hangi sıfatla? Umurumda değil usta. Umurumda değil. Kansızlar komutanımı almış. İşkenceden ne hale getirmiş gördünüz. Ben bugün kardeşlerimin yanında olamayacaksam beni burada vur öldür. Senden ilk kez bir şey isteyeceğim usta. Bu dava bizim davamız. Bu dava başka dava. Şu an komutanı esir alınmış bir askerim ben. Bugün kardeşlerimin yanında olmazsam yaşayamam. Bul bir yolunu, dibimin yanına döneyim.
olursa. Usta. Bir gün babamla konuşurken bu anı yaşayabileceğimizi tahmin etmiştik. O yüzden geri dönmen için hep bir açık kapı bıraktık. Bir yolu var. Geri dönmenin bir yolu var. Ama gidersen bir daha buraya dönemezsin evlat. Babam öldü. Sen bana babalık ettin. Yol gösterdin. Eyvallah. Kopuk. Öz kardeşim oldun, can yoldaşım oldun. Ben burada tekrar hayata döndüm. Vatanıma yeniden hizmet edebildim. Hepsi doğru, hepsi eyvallah. Ama bu dava başka. Bu namus davası. Vatan davası usta. Ben kardeşlerimi yalnız bırakmam. Bırakamam. Kimse benim kardeşlerimi, silah arkadaşlarımı yalnız sanamaz. Çaresiz asla. Ben buradayım. Ben daha ölmedim usta. Yavuz Karasu daha ölmedi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun evlat. Başka bir şey olsa yakana yapışırdım. Ölsem bırakmazdım komutanım. Haklısın ama bu dava başka dava. Hakkım sana sonuna kadar helal olsun komutanım. Biz çıkalım artık, ben dayanamıyorum. Komutanlıkla konuştum. Üst komutanlıktan yetkili birimler gelecek birazdan. Biz bulur bulmaz Allah'ın izniyle operasyona çıkacağız. Dayan komutanım, dayan. Şüpheli araçlar araştırılıyor. Merak etmeyin, eli kulağındadır, bulacağız yakında. Ben de istihbaratla görüştüm. Erdem Albay'ı her kim aldıysa karşılığında Dragan'ın serbest bırakılmasını istiyor. Hala bizimle pazarlık edebileceklerini düşünüyorlar. Gideriz komutanımızı kurtarırız. Gerekirse hep beraber onu da öldürürüz. Ama yine de o Dragan'ı vermeyiz. Komutanım anlamadılar mı hala bunu ya? Anlayacaklar kardeşim. Anlayacaklar. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol! Rahat da dinleyin. Çok büyük ve zor bir kriz içinde olduğumuzu biliyorum. Bunu hep birlikte aşacağız evelallah. Bunu yapan alçakların yanına kalmayacak. Bu mesele artık hepimiz için bir onur meselesidir. Daha önce de bize diz çöktürmeyi denediler. Defalarca denediler ama başaramadılar. Onlara bizimle baş edemeyeceklerini sayısız defa gösterdik. Ne sınır ötesinde ne de sınırlarımızda bizi yenemediklerini gördüler. Sayısız zafere imza attık. Ve bunu sizlerin sayesinde başardık. Sizlerin cesaretiyle, sizlerin gözü karalığıyla ve bu vatana olan bitmez tükenmez sevdanızla kazandık. Şimdi yine deniyorlar. Ve başaramayacaklar. Evet, zor biliyorum. O zor günleri yeniden yaşıyoruz. Ve hayati bir görev sizleri yeniden bekliyor.
ve size bu görevde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu ve cesur bir subayı komutanlık edecek. Sizlerle birlikte sayısız zafere imza atmış biri. Düşmana defalarca diz çöktürmüş biri. Onu yeniden aramızda görmekten onur duyuyoruz.